Abi şu siyahlıyı bir çeksen. Abi. Hasan. Hasan abi. Zor oldu. Dur abi. Abiler biraz sağ, biraz sağ. Kapatmayalım birbirimizi. Ayhan abi. Abi bir dakika. Hep söylüyor, hep söylüyor ama Bakan soydu. Abi duyuyordum abi orada. Ara ana, ara ana. Abi indir abi ya. Biraz indir abi. Birazını bana ver. Birazını bana ver. Milletimize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede biraz sonra Sayın Bakanımız 300 ve 350 metre kodlarında olan olayın ayrıntılarını da ifade edecek. Patlama meydana geldi. Ve bu patlamanın akabinde gerek buranın tahliye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, gerekse hemen çevreden gelen bütün tahliye ve arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Türkiye'de bu konuda yetkin olan bütün arama kurtarma ekipleri de yollara çıktılar. Ve buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız çalışmalarını burada sürdürüyorlar. Vali Hanım olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor. İki ambulans uçak Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildi. Burada bir sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de normal Bartın'daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük bir üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kişi kardeşimiz orada çalışıyor idi. Ve bunların bir kısmı kendisi bu patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de şu anda hastaneye intikal halinde. Ve 3 kişi, 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğerlerinin yaraları da tedavi altında. Yanık olanların da bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor inşallah. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah hem oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun, hem arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahliye ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler buralarda, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Dönem dönem yani bilgi aldıkça sizlere bilgi intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgilere hem vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Onun için belirli periyotlarda, belirli saat aralıklarında sizlerle
bilgi paylaşmış olacağız. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Allah sabır versin. Sayın Bakanımız, sayı şu. Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, yani bu 300-350 kodu denilen kodda çalışan kardeşimizin sayısı 44+5, 49. Yani Vali Hanım'ın daha önce açıkladığı sayılar. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda, 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Sayın Bakanımız, söyleyeyim, ne sordunuz? Aşağıda kaç kişi kaldı şu anda kurtulmaya beklemekte? Şimdi 110 kodunda 110 kişinin üst kodlarda olanlar var. Onların bir bölümü zaten sağ salim çıkarılıyor. Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisi ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyorlar. O alandan çıkardıklarımız var. O alandan çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle beraber paylaşmış olacağız. Ve arama kurtarmayı sordular herhalde. Takdir edersiniz ki dönem dönem arkadaşlarımız, yani 70'in üzerinde bir arama kurtarmacı var. Sadece talihsiye ekibi, ama dönem dönem aşağıya girenler, dönem dönem de aşağıdan çıkanlar oluyor. Buyurun evet. Sayın Bakan. Değerli arkadaşlar, öncelikle ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün saat 16:24 vardiyasında 18-15 sıralarında biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği bu patlama hadisesi meydana geldi ve patlama hadisesinin mütakipte öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline doğru gittiler. Biraz önce de yine sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var. Şuradan yolu açar mısınız arkadaşlar? Lütfen. Şöyle bir geçin. Şöyle bir karşıya geçin. Ambulans çıkacak. Yolu açın. Evet. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısım mekan, galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan müdahaleler, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, aşağıya yangın tüplerinin indiğini gördük. Acaba herhangi bir yangın söz bunlar konusu tertip, mu? Bunlar önlem alma ile ilgili bir hususlar. Yani İçeride devam eden bir yangın yok. Dolayısıyla ama bir olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder. O açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız da zaten son derece deneyimli arkadaşlar. Sayın Bakanım, patlamada kanalla ilgili şu anda bir net bir netice var mı? Şu anda henüz net bir netice yok. Biraz önce de ifade ettim. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Ama bir şu arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra da bir detaylı olarak olayın nedenleri araştıracak, soruşturacak. Sayın Bakanım, kaç kişi? Teşekkürler.